Olay yaklaşık bir hafta önce gerçekleşti. Aşağı Bağcılar bölgesinden hamile bir bayan eşiyle beraber Taksim'e bindi. Gece 3 sularıydı. Ondan sonra hastaneye yetiştirmemi söylediler. Olay anında telaşlılardı ikisi de. Ondan sonra hastaneye gelirken bayan doğum yaptı. Çocuğun ağlama seslerini, o anki telaş, yani biraz da duygusallık, mutluluk gibisinden bir his yaşadık. Biz taksiciler olarak böyle şeylere dahil olmaktan gurur duyuyoruz. Hani her meslekte iyisi de var, kötüsü de var. Bizim işimizin gereği de bu. Ben bir çocuk babasıyım. O çocuğu görünce sanki ikinci çocuğum olmuş gibi bir mutluluk yaşadım. O da bana yetti. Yani, gelmiş mi? Hayır, bu ilk kez olay başıma geldi. Zaten olay esnasında da benim elim ayağım titremeye başladı heyecandan. Olay esnasında yolcular buradan arabaya biniş yaptı. Bayan oturamıyordu. Evet. Eşi de yan taraftan bindi. Ben de şoför koltuğundan aracı seyir halinde hastaneye getirmeye çalıştım hızlı şekilde. Bayan doğumu yaptıktan sonra kocasının elinde çocuğu gördüm. Onun hemen bir tane beze veya polara tişörtü sarmasını söyledim. Camları kapattım. Hastaneye yetiştirdik. Hastanede hemen acil kısmından doktorlar, hemşirelere haber verdik. Bebeğimizin kordonunu araçta doktorlar kesti. O şekilde bayanla çocuğu hastaneye aldılar. Arabayı... Bayan buradaydı. Kocası diğer tarafta. Kocasının heyecanı zaten diyecek. Korkuyla heyecan arası karışık. O da ilk kez yaşıyor böyle bir şeyi. Ben de ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Dediğim gibi bir çocuk babasıyım. Ben böyle bir heyecan yaşamadım ama soğukkanlılığımızı her zamanki gibi meslek gereği soğukkanlılığımızı korumak zorundaydık. Ve sağ salim bir şekilde hastaneye ulaştırdık. Biz de çıktık değil mi? İyi.